Canlı yayın. Evet, maalesef biz de 8 Mart'tan sonra fark ettik. Bir de sosyal medyadan arkadaşımız bana bu konuda birkaç fotoğraf attı. Ben de geçerken gördüm. Hakikaten artık yerinde yoktu bu heykelin. Çok kıymetli bir heykeldi. Tabii biz araştırmalar yaptık ve burada Galatasaray Lisesi'nin güvenlik elemanlarıyla ben görüştüm. Ve kendi kameralarının kör noktası olduğu için burada olup biteni göremediklerini, tespit edemediklerini söylüyorlar. Kameralarının bunu görmediğini. 1868 Mektebi Sultani diye geçer. Galatasaray Lisesi diyoruz biz şu anda. Şimdi bu heykelin tarihçesini araştırdığımızda bu heykel aslında lisenin kuruluşundan, imarından itibaren buradaydı. Ama yani 1,5 asır geçti. 150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok. Yani şimdi ben bazı yetkililerle görüştüm Galatasaray Lisesi'nde. Kendileri buradaki birkaç görgü tanığıyla konuşmuş. 8 Mart'ta burada emniyet için bariyer koyan bir şirketin çalışanları bariyerleri koyarken kırdığını söylüyorlar. Daha sonra ise kırılan parçanın ne olduğunu bilen haberleri yok maalesef kimsenin. Hatta bazı buradaki lisedeki görevli öğretmen veya yetkili müdür yardımcısı arkadaşlar arıyorlar. Çünkü şunu düşünüyorlar, bu çalınmış olma ihtimali yüksek. Hatta buradaki antikacıları geziyorlar çünkü çalınıp o antikacılara satılmış olma ihtimalini düşünüyorlar ve tek tek antikacıları geziyorlar. Şu anda bir soruşturma var, araştırılıyor. Biz de o araştırmanın sonucunu bekliyoruz. Çünkü bizim için çok kıymetli. Bunun yani tabii 1868'den bahsediyoruz ve 150 yıl. Tabii eskiyerek düşmüş de olabilir. Bir müdahale sonucu kırılmış da olabilir. Bu ancak soruşturma sonunda tespit edebileceğimiz bir şey. Ama düşmüşse de kırılmışsa da yeniden bulunup yerine takılması, monte edilmesi gerekiyor. Tabii dediğimiz gibi iki heykel. Biri sol tarafta ve diğeri sağ tarafta İstiklal Caddesi'ne bakan Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan kısmı ve hemen ucundaki boşluğu da görüyorsunuz. Orası aslında bir musluk görevi görüyordu, daha doğrusu çeşme görevi görüyordu ve oradan su akıyordu. Bunun aynısıydı ve maalesef diğer ikisi şu anda yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde göz ve oradaki burun çizilmiş. Üstteki pullar çok estetik, dönem için söylüyorum tabii ki. Tabii 1,5 asırdan bahsediyoruz. O dönem için evet çok hoş bir şekilde sanatçı tarafından işlenmiş, oraya monte edilmiş. Ama maalesef artık ikizi yok. Umarız en yakın zamanda ikisi bulunur. Thank you.